Geçtiğimiz aylarda bazı sivil toplum kuruluşları tarafından okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için imza kampanyası başlatılmıştı. Kampanyayla ilgili dernek ve dayanışma grubu temsilcileri basın açıklaması yaptı. Ortak açıklamada çocukların sağlıklı ücretsiz yemek hakkı kazanıncaya kadar bu kampanyanın sürdürüleceği vurgulandı. Geçtiğimiz aylarda bazı sivil toplum kuruluşları tarafından devlet okullarında eğitim öğretim gören öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için ülke genelinde imza kampanyası başlatılmıştı. Kampanya için Çanakkale'de de çağrılar yapılarak imza toplandı. Yurt genelinde toplanan imzalar Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderildi. Kasım ayında Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken muhalefet partilerinin okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için sunduğu ek bütçe teklifi reddedildi. Öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için başlatılan kampanyayla ilgili belediye çalışanları sosyal tesislerinde bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada imza kampanyasının devam ettiği ve çocukların sağlıklı ücretsiz yemek hakkı kazanıncaya kadar bu kampanyanın sürdürüleceği vurgulandı. Veliler, öğrenciler, öğretmenler açısından en yakıcı sorunlardan biri olan beslenme sorununa karşı okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek kampanyası ülke genelinde yayılarak devam ediyor. Her gün en temel ihtiyaçlara gelen zamların, ücretlerin erimesinin, işsizliğin, yoksulluğun artmasının emekçiler için karşılığı çocuğunun yeterli, sağlıklı, hatta asgari düzeyde bile beslenmesini sağlayamamak oluyor. Bütçe görüşmeleri Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam edecek. Okul yemeği uygulamasının hayata geçirilmesi için bütçeden pay ayrılması talebimizi bu süreçte de devam ettireceğiz. Okul yemeği uygulaması eğitimin bütün aşamalarında ayrımsız her çocuğa kamusal bir hizmet olarak verilmelidir. 2 ay gibi kısa bir sürede dahi kampanyamız binlerce imzaya ulaştı.